İsrail. Ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmaz. Çünkü ilginç ya, Güney Afrika başvurdu. Bak, soru şu. Bak soru şu. Ben bunu veya kapalı sohbetlerde anladım. Yani bana birisi gelsin şunu açıklasın. Anlatsın daha doğrusu. Dünyada 15 milyon Yahudi var. Bak bütün dünyada. Hadi sana torpil geçiyorum 20'ye çıkardım. Ama normalde 7 milyon şeyde İsrail'de 5-5,5 Amerika'da işte 500 bin Fransa'da toplamı hepsi 15, 16, 17, 18, 20'ye çıkardım. Ya 7,5 milyar insan bunlara bir şey diyemiyor. Bak bu çok önemli bir meseleye değiniyorum. Dikkat et. İdeolojik, dinsel, efsane, istediğini yan yana getir. Bunu şey yapamaz kimse. Bazen efendim akıllı insanlar git başımdan. Bir Türk hani var ya dünyaya bedel, bir Türk abi bütün İsrail'e bedel. Hadi iddialı da söylüyorum bunu. Bu ırkçılık anlamında kullanmıyorum. Şimdi dolayısıyla bu saçma. Şimdi nasıl bir şey bu ya? Ya bomba atıyor. Yakıyor, öldürüyor, çoluk, çocuk, görüntüleri görüyorsun. Ben dayanamıyorum, ben bakamıyorum artık. İnanılır mı? Şimdi açlıktan ölmeye başladı hepsi. Çünkü yemek yok. Bak bundan önceki kimse olaylarda da hiç bu kadar uzamamıştı. Evet. Hiç fark etmiyor onlar için. Yani bir başlardı, daha önceki olaylarda da bu üçüncü falan sanıyorum. En çok 33 gündü evet. Bir saldırı. Şimdi yani bayağı uzadı bu iş. Kim sesini çıkartıyor? Kim? Hangi Arap lider? Hangi Türk lider? Hangisi? Ya bu utanç onlara yeter. Bak insanlık namında Araplı da bırak, Türklü de bırak, Müslümanlı da bırak. Bu utanç onlara yeter. Orada da işte siyasetçilerin rastları, siyasetçilerin hesap vermekten kaçmaları. Sırf siyasetçilerin de değil, kamuoyu da öyle. Sivil toplum örgütleri de öyle. Nerede lan? Ama sen kamuoyunu yönlendirebiliyorsun. İşte mesele orada. Kim yönlendirecek? Gazeteler, sosyal. Bizde de işte nasıl bunlar çağırdık, böyle oldu diyoruz. İşte her türlü şeyden insanların üzerinde televizyon yayınlarıyla, gazetelerle, şunlarla, bunlarla. Gazeteler falan artık pek okunmuyor. Geçenlerde işte çok deneyimli gazetecilerle birlikteydik. Yani öyle 100 bin, 150 bin, 200 bin satıyoruz diyen gazetelerin çoğunun 30 bini geçmiyor. Bu tirajların hepsi yalan. Sosyal medya var. Büyük bölümü yalan. Sosyal medya zaten en çok şu anda etkili olan. Sosyal medya da şimdi en çok abi TikTok. Evet. Televizyonlarda da televizyon dizileri üzerinden farklı bir tarih dayatmaya çalışıyorlar. Farklı bir yaşam tarzı dayatmaya çalışıyorlar. Ya bir tarafta sokak savaşları, bütün yani şeysiz, ağır silahlarla o dizilerde kavgasız, dövüşsüz, savaşsız dizi yok. Neredeyse. Ben hani o şeye de... Yani böyle insanlar terörize edilmiş bir halde sanki. Hayır, o sen dedin, arada biz sen söylüyorsun, ben de konuşuyoruz bunu ama savaşsız, tabancasız, tüfeksiz bir sahne bile geçmiyor. Evet. Bırak yani diziyi bölüm. Onu da bir tarafa... Toplamında, hepsi için değil tabii ama toplamında şu çok tehlikeli, toplumun yozlaştırılması... O diziler üzerinden. O yani, o gerçekleşti zaten. Yemek yarışmaları, öbür yarışmalar, öbür ya kalındır, gelindir, kaynanadır işte o falan bildiğimiz bir tür. Ya bazen sabah seriye programları, öyle bir iniyor ki. Abi o kadar rezil ki. Farkında olmadan. Bunlar sosyolojik ve psikolojik olarak bu kelime ikisi yan yana gelmesi lazım. Toplumun yozlaştırılması, toplumun çürütülmesi, toplumun bir halta yaramaması için müthiş kurgulanmış programlardır bunlar. Üstünde yani deneylerle yapılan şeyler bunlar. Ama şimdi biz buna nasıl anlatacağız? Yani şöyle anlatacağız. Getireceğiz bir tane sosyolog, anlatacağız işte Merdan Bey bir sosyolog olarak. Getireceğiz ya Merdan Hoca ne diyorsun sen buna? Bak bilimsel, böyle yüzeysel cümlelerle değil. Bu olursa bu olur, bu olursa bu olur, bu olursa bu olur. Topluma bunu söylememiz lazım. Dikkat edin, size verilen bu diziler, sabah programı, öğle programı, akşam programları iğrenç, iğrenç. Beyninizin içini boşaltıyor. 20 yılda dönüştürdüler. İşte tehlikeli olan bu zaten. Şimdi böyle bir toplumda, sen dedin ya hani dışarıdan ya işte yatırım gelir gelmez. Ona gerek yok, sen kendi yatırımın yok. Sen kendi insanına yatırım yapmıyorsun. Tam tersi, insanını yok ediyorsun.
Ya kaç sefer söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, her zaman da söyleyeceğim. Ben bu filmleri Orta Doğu'da gördüm, birebir yaşadım. Ben bu Orta Doğu'da bu hale nasıl geldi? Savaşla değil. Yani şu andaki Orta Doğu'daki herkes herkesi kırıyor. O anlamda da değil. Çürümeyi kastediyorum. Çürüme. Yani Mısır'da da, Yemen'de de, işte Suriye'de de, Irak'ta da, Suudi Arabistan'da da hep şu söylenir ya. Efendim Dubai cennet. Turizm için gidiyorlar ya. Zenginler gidiyor ya buradan, hani parası pul olan. Yapay cennet. Yapay kelimesi de keşke yapay. O toplum toplum değil ki. Yani onları bilen birisi olarak söylüyorum. Onların... Neyse, ağır bir şey söylemeyeyim. O kovboy filmlerinde kovboy kasabaları vardır. Ön tarafta binalar, arkası boş durumda. Kartonlarla ön taraf yapılır. Aynen öyle. İnsan faktörü sıfır. Bak, insan faktörü sıfır. Sıfır. Üstelik de bu, bak, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan değil mi? Suudi Arabistan'ın Amerika'da 70-80 bin burslu öğrencisi var. Nerede bunlar ya? Ya Amerika'da, madem ki Amerika'ya gönderilmişsin. Evet. Yani bir şey öğrenmedin mi lan o Amerika'dan? Hani tırnak içinde Amerika'da ne öğrenilir diyeceksin de. En azından hani işte sinemalar, televizyonlar, tiyatrolar falan bildi, tartışmalar mı? Ya oradan öğrenmedin mi sosyolojik olarak? Evet. Öğrenmiyorsun demek ki. Gidiyorsun o ilkel topluma, ilkelliğine devam ediyorsun. Doğru. Doğru, bunlar doğru, tehlikeli. Doğru, doğru, doğru. Yani Türk toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl sonraki hali... Bu noktaya gelmesi 20 yıllık AKP iktidarının sosyolojik politikalarının sonucudur. Eğitimdir, dindir, hepsi beraber. Şimdi geçenlerde bir haber vardı. Bütün gazetelerde, yandaş gazetelerde yer aldı. NASA'da çalışan bir Türk geri dönmüş Türkiye'ye. Ülkeme döndüm diyor. Tamam arkadaş, döndün de ülkende bir uzay üssü, bir şey falan yok. Henüz o konuda bir şey de yok. Çalışabileceğin alan da yok. Pek çok Türk zaten orada emekli olmasına rağmen burada Türkiye'de hani geri dön, ülkene katkı sağla diyeceksin. Nerede sağlayacaksın? Bu şeye benziyor. Birdenbire aklıma o geldi. 80'li 90'lı yıllarda seninle Libya'ya gittiğimiz yıllarda Türk şirketleri Libya'da milyarlarca para kazanırdı. İşçileri Anadolu'dan getirirlerdi İstanbul'dan İstanbul'a. Hiç İstanbul'u görmeden uçağı koyar Libya'ya gönderirlerdi. Bu arkadaşlar senede bir sefer geliyorlar ya izinli. İstanbul Havalanı'na, o zaman Atatürk'e iniyorlar. Yeri öperlerdi. Şimdi o ne benziyor? Ya senin kaderin zaten Libya'da para kazanmışsın. Yani Anadolu'da açlıktan ölüyordun. Libya'da sana atıyorum $1,000, $2,000 neyse. Para, zengin olmuşsun. Geliyorsun şeyde, köyünde ev, apartman yapıyorsun. Geliyorsun toprağını öpüyorsun. Ha şimdi o manevi bir mesele. Tabii. Bu ona benziyor. Yani böyle bir enteresan bir toplum yarattın abi. Yani neyle tartışıyoruz ki biz bunu? Şeye alıştı bir bölümü, toplumun yarısı. Hazıra alıştı. Tamam mı? Öyle götürüyor. Bir taraf başka bir...